İleri, ileri! İleri! Kendimizi riske atmayalım. Ya saçmalama oğlum, ne riski ya? Gir şuradan. Boğul. Yusuf Hoca'yı da penaltıdan gol atamıyorsun. Bırakalım bu işleri. Çekil şuradan. Hadi abi. Bana. Evet sana. Oynamıyorum lan. Cildiyeci. Buradayım. Yüzümdeki kırışıklıklar gidecek değil mi? Zamanla hepsi gidecek Bedir Bey. Merak etmeyin. Peki zamanla oluşacak kırışıklıklar ne zaman gidecek? Ne? Selamun aleyküm. Hüseyin. Bedir abi. Gene ne istiyorsun? Maddiyatçı Camgöz. Cam parası için şey etmiştim de Bedir abi. Ulan daha cuma günü şey ettiydin. Unuttun mu? Uğursuz şuursuz. Unutmadım Bedir abi. Bunlar hafta sonu takılan camların parası. 750 gayme. Ne? 750 ne lan? YTL. Ne diyorsun sen oğlum? Bir okulda kırılsa kırılsa iki günde kaç tane cam kırılabilir ki? Hem de hafta sonu. 5 tane Bedir abi. 2 tanesi alt kattaki sınıflara, 2 tanesi üst kattakilere, bir de öğretmenler odasına. Çüş! Hayvan herifler, servet düşmanları, alçaklar, şerefsizler. Al, bu da 750. Gerçi ben yeni YTL işitmiştim ama bereket versin. Gözüne dizine dursun. Eşşi ol eşekler. Kıracaksın bir iki tanesinin kafasını. Bak bakalım bir daha cam falan kırıyorlar mı? Allah! Neler oluyor hayatta? Hangi top attı lan bu topu? Vallahi biz atladık babacığım. Babamın yüzüne kusmuşlar lan. Yalan söyleme Zangoç. Kim attı bu topu? Zangoç doğru söylüyor Bedir Bey. Topu ben attım. Yusuf Hoca? Evet efendim, maalesef benim. Ana! Niyazi Hoca! Burada! Epes yani! Yok yani! Ne diyeceğimi bilemiyorum yani! Belli oluyor yani! Kapa çeneni psikopat herif! Aptal herifler! Hayatınız kayda, haberiniz yok! Niye ya? Camı biz kırmadık ki! Evet, evet, ne fark eder? Hayvanat! Ben size bahçede top oynamayı yasaklamadım mı lan? He, yasaklamadım mı? Oo, hem de kaç kere yasakladınız Bedri Bey amca? Madem yasakladım, o zaman ne işiniz var sizin bahçede? Ya babacığım, bizim dersimiz zaten beden eğitimi değil miydi? Fakat beden eğitimi öğretmenimiz geçen hafta firar etti. E'si, biz de mecburen kendi bedenimizi kendimiz eğitiyoruz. Bedricim. Ne kadar komik. Güleyim bari. Ben size yapacağımı biliyorum. İş başlıyor yamyam herifler. Bundan böyle beden dersiniz boş geçmeyecek. Ben gireceğim. Böyle girmeyeceksin herhalde değil mi baba? Ne var? Beğenemedin mi? Geri zekalı. Yok canım estağfurullah. Tam tersine çok beğendik hocam. Evet yani taş gibisiniz maşallah. Keşke sırtınız da açık olsaydı. Keşke sen de kendi sınıfında olsaydın şoför. Yürü bakayım go home. Gülmeyin salaklar. Açın da kendi kıçınızla alay edin. Şu halinize bir bakın. Doğu blok ülkelerinden kaçmış atletlere benziyorsunuz. Oysa zaman değişti. Duvarlar yıkıldı. Artık futbolu unutun. Yam yam erikler. Cim modası başlıyor. Bu cim, cimbomun cimi değildir inşallah. Ha? Ne alakası var? Anthony Hopkins. Bundan sonra aletli jimnastiğe takılacaksınız. Bu cimmin falan bize gelmez hocam. Bu frapan aletler
bozar delikanlıyı. Ayrıca biz de onları bozarız. Nasıl kullanılacağını bile bilmiyoruz ki. Doğru diyor. Nasıl kullanıldığını şimdi göstereceğim. Koşmaya geçiyoruz. Koşmayan bir sporcu, coşmayan bir klavra benzer. Baba. Söyle yavrum. En fazla kaç yapıyor bu alet? Sen ne kadar istersen o kadar yapıyor yavrucuğum. Peki ya siz en çok kaç yapıyorsunuz hocam? Vallahi gençliğimde 80'le viraja girdiğimi çok iyi bilirim. Vay be. Ha? Şu anda kaç yapıyor mesela? Bilmiyorum. Şuralarda bir yerde yazıyor olmalı. Vay be. Saatte 4 kilometre. Vay. Yok ya. Ya o zaman babam bu yaşına göre hiç fena değil yani, değil mi? Vay. Duran bir arabadan çok daha hızlı. Angut. İstesem buna patinaj bile çektiririm. Affedersiniz ama bok çektirirsiniz hocam. Tamam ulan. Bas bakayım şuna. Hay hay. Emredersiniz. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ne oluyor buna? Aman Allah'ım. Ne oluyor buna? Hoş! 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 Vay be! Hakikaten 80 yapabiliyormuş ha! Analarınızı çağırın. Onlarla toplantı yapacağım. Analarınızı. İntikam vakti geldi. Kel aynaklar. Bu yaptığın yasal değil, biliyorsun değil mi baba? Sen yasadan ne anlarsın? Kriminal herif. Uyarmadı deme Bedri Bey. Saçıma dokunursan seni Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet ederim. Kimi kime şikayet ediyorsunuz lan? He? Kimi kime? Seni... Hangi bakanlıktı lan o? Ha? Be aptallar. Be cahil adamlar. Böyle mükemmel bir intikam hazırladıysak... herhalde kitabına da uydurmuşuzdur. O da ne ya? Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Üstelik içinde tam sizlere göre de bir madde var. Okuyorum. Mekteplerdeki erkek talebelerin saçları 3 numara kesilecektir. 3 numara ne demek ki? Eşek tıraşı demek. Hadi bakalım berberler. Allah ne verdiyse. Durun. Durun ya. Benim de saçımı kesemezsiniz. Sebastian, oğlum manyak mısın? Senin saçını falan kesen yok. Ama o zaman da haksızlık bu. Oğlum git başımdan. Delirtme beni. Saçını başını yolarım. Yürü lan, yürü. Haydi bakalım. Kesim başlasın. Hücum! Hani alkış? Hani alkış? Kesin, kesin. Elinizi korkak alıştırmayın. Alkış. Bir dakika ya. Ben de bunun intikamını almazsam... bana da kötü kelam demesinler. Merak etme, demezler zaten. Bundan sonra sana deseler en fazla Keltoş Kenan derler. Gülme kelbes. Gülün lan. Lan ağlama, kurban olayım lan. Zaten madara olduk okula. Ne yapacağız lan matkap? Dehşet verici bir intikam alacağız. Başka çaremiz yok. Nasıl yapacağız ki? Lan Pisco, aynı götüme döndün lan. Hadi ya. Kulağına kaşık sokalım, anca ödeşiriz. Çorba kaşığı mı? Fark etmez. Çay kaşığı da olur. Bilmem, girer mi ki lan? Girer. Saçmalamayın lan. Psikopat mıyız biz? Değil miyiz ya? Değil miyiz? İçeride. Gelin, gelin. Arkadaşlar.
Arkadaşlar, bir insan evladına bundan daha kreatif bir pislik yapılamaz herhalde lan. Aferin lan psiko. Bu işi iyi hallettin ha. Ayıpsın. Bu asetil laboratuvardan araklayana kadar imanım gevşedi. Gevredi. Efendim? Gevredi, gevredi. Efendim? Ya yok bir şey değil. Dur. Ne dur? Ya babamın kıçı yanarsa, ya pişik olursa deve? Olmaz, merak etme. Bu asit sadece kumaşa zarar veriyor. Şaka şaka. Dur! Lan gene ne oldu lan? Psiko, ben dökeyim mi lan? Benim için önemli! Ne demek? İntikam için yemin ettim psiko! Al dök. Sağ ol. Dur! Ne oldu? Bakalım duracak mısınız diye merak ettim Kenan abi. İçler şunu. Oğlum ben onu öldürürüm. Dökün lan yakalanacağız. Abi, abi. Artık ölsem de gam yemem. Deli Bedir geliyor desem ya. Deli Bedir geliyor desem ya. Oğlum ne desem ya desem. Adam gibi konuşsana lan. Geliyor mu gelmiyor mu? Ekmek Musaf çarpsın ki geliyor ya. Eyvallah. Arkadaşlar kaçın sıçtık. Gel bakalım. Camcöz Hüseyin. Bu alacağın benden son haraç olacak. Tabii, asillere tabii. Öyle bir ceza vermişsin ki cam kırmayı bırak pencereden bakmaya bile cesaret edemeyecekler. Vallahi ne diyeyim, senden korkulur Bedir abi. Herhalde heybeden bize Deli Bedir dememişler. 150 al bakalım. Bereket versin. Haram zıkkım olsun. Saydık ulan bir daha sayma. Ercüment abi. Ercüment abi. Ne var lan? Ne bağırıyorsun oğlum? Geliyor, geliyor. Seninki dermişim. İnersem dövermişim. Oğlum bak adam gibi konuş. Yemin ediyorum öldürürüm bak seni Sebastian. Geliyor mu gelmiyor mu lan? Geliyor abi. Vallahi geliyor. Hem de efil efil. Millet. Koşun koşun babam geliyor. Ulan dazlaklar, sayenizde okul biraz eğlenmiş oldu. Şu hallerine bir bak. Bir de pişkin pişkin gülüyorlar. Ben onların yerinde olsam intiharın eşiğine gelmiştim. Acaba çok merak ediyorum ya. İnşallah önce trafik polisi fark etmiştir. Kaldırın şunları, kaldırın, kaldırın. Kaldırın, çabuk. Kalkın. Kalkın. Kalk kardeşim, kalk. Toparla hadi. Sen hazır mısın? Saygı duyarım. Aferin. Oğlum bırak lan. Ya bırak. Oğlum. Selam asker abi. Ne oluyor lan? Ulan Bedri. Yaktın bizi. Bizi de.
Nereye gidiyorsun lan? Orduya. Ne yapıyorsun lan manyak? Ordu lan ordu, bizim ordu. Bizim ordu. Başımlarına geldi ya. Toplu halde askerlikten kaçan şahısları yakaladı komutanım. Tamam. Getirin, tamam. Emredersiniz, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Hocam bir saniye ya. Ya ne askerliği ya? Biz daha öğrenci sayılırız hocam ya. Ya sus durun şunu, sonra da kaldırın giysin. Emredersiniz komutanım. Sus, kalk, giyin. Toparlan. Vallahi bizde bu ordu varken milletimizin başına hiçbir şey gelmez, değil mi? Amin, çok şükür. Bunu ödeyeceksin Bedri. Hadi çocuğum hadi. Allah'ım nedir bu başımıza gelenler? Bunun askerlik çağı henüz gelmedi komutanım. Kendini yaşlı hissediyor gerizekalı. Hayır aşırı. Emredersiniz komutanım. Baba bize bunu niye yaptın? Şimdi konuşamayız dümbük oğlum. Yemin törenine geldiğimde fotoğrafını çekeceğim. O zaman konuşuruz. Hayırlı tezkereler. Hayırlı tezkereler. Ne vuruyorsun ya Allah'ım? Hadi çocuğum hadi çocuğum. Abi bir saniye özel bir şey. Bu yastığa gerek yoksa almayayım odalar mı yastık? Abi şehir dışına. Hadi hayırlı tezkereler arkadaşlar. Ya komutanım ben askerim, benim dokunulmazlığım var. Bu adam bana iki tane tokat vurdu. Davacıyım ondan ya. Hadi! Abi. Arkadaşlar nerede tezahürat? En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. Baba bitti sen, bitti. En büyük asker bizim asker. Adi Bey, resmen ispiyonladı oğlum bizi. Demek saçlarımızı o yüzden kestirdi. Meğerse bizi askere gönderecek bir şerefsiz. Bu kadar ileri gittiğine inanamıyorum. 15 ay sonra o bukalı bir intikam alırız artık değil mi lan? He? 15 mi? Allah! Ya çocuklar ne yapacağız ya? He Yusuf abi. Vatanı koruyacağız. Daha ne istiyorsun? Ne güzel işte. Dediğim asker abi. Affedersiniz. Türkmeniz yüzbaşı mı? Şafak Taç asker ağa. Oğlum bu niye konuşmuyorlar? Adınız Aziz. Asker abi, bizi nereye götürüyorsunuz? Adam etmeye. Efendim? Adam etmeye. Şey çok önemlidir. Bir ana kucağı, iki asker ocağı. Dua edin tatil köyü gibi bir mekana geldiniz. Ya bir sus, bir sus. Allah'ını seversen sus ya. Tatil köyüne mi? Şimdi bu budunu yiyin ayaklarını Nuri abi ya. Mallar nerede mallar? Sakın bana bir daha bugün yarın gelir deme Nuri abi. Çünkü dün de bugün yarın gelir demiştin. Dün bugün oldu hala gelen giden yok. Şimdi yarın arayacağım gene bugün yarın gelir diyeceksin. Bunlar yeni geldi Sabit abi. Sağ ol abi. Öpüyorum Nuri abi. Olur abi bay bay abi. Bakaya mısınız lan siz? Hayır Fenerbahçeliyiz. Yaklaş bakayım. Adın ne senin? Ruhi. Ama dostlarım kısaca Bebe Ruhi der. Şimdi bu ekibin salağı sen oluyorsun yani öyle mi? Güzel ofismiş ha. Senin mi? Yok canım. Ordunun. Masa da ordunun masası. Şu saatten itibaren sen de ordunun malısın. Mal. Bilmem anlatabildim mi? Hem de süper anlattınız albayım. Çüş. Ne albayı lan?
7 senedir buradayım, daha ben albay görmedim. Duydunuz mu lan? 7 senedir askermiş lavuk. Bittik oğlum biz. Burada yaşlanacağız lan. Resmilere vereyim mi Sabit abi? Yok verme. Böyle palyaço gibi dolaşsınlar. Vallahi mi? Oğlum geyik yapma benimle ya. Hadi ikileyin, işimiz gücümüz var. Gelin hele. Alın bakayım, bunlar postallar. Benimki 45 numara olacak hocam. Hepsi 45 numara zaten. Al birini. Ama benim ayağım 42 numara abi. Bir haftaya kalmaz, 45 numara olur o, sen merak etme. Acaba bu palas kolayına falan gireceğiz mi baba? Al sana palaska. Vay. Peki kasatura falan veriyor musunuz? Yok, elektrikli destere dağılacak işte. Boksiyen. Giyindikten sonra ne yapacağız Sabit abi? Kafanıza göre takılın oğlum. Bugün serbestsiniz. Serbestsiniz. Sallanmayın bakın, giyinin. Hadi üstünüzü başınızı giyinin. Çabuk olun, çabuk çabuk. Hadi bakayım. Hadi hadi. Civcivler. Lan hadi. Nusu. Geçin içeri, geçin, geçin. Hadi bir bakayım. Bakalım bu Melisa İbrikçi kimle çıkıyormuş? Nusret Oldenberg yine. He ya. Angut lan bu kız. Vay be. Ulan bu askerlik zannettiğimiz kadar zor bir şey değil galiba lan. Ne zannettin oğlum? Bütün ızdırap başlayana kadar işte. Bu Sabit abi güzel bir insan. Takdir ettim, manyağın teki. Tamam oğlum, tamam. Hadi mesai bitti. Herkes keyfine baksın. Akşam burada buluşuruz ha. Evet. Biz ne yapıyoruz beyler? Taksim'e gidelim mi? Karı kız falan bakarız. Harika. Yemek de yeriz. Dur be. Çüş. Ne Taksim'i lan? Serbestiz dediysek o kadar da değilizdir galiba, değil mi lan? Ben de sanmıyorum. Hem şimdilik buralarda takılsak daha iyi olur. Bir şeyler mi yesek acaba? Ha, evet. Hadi, hadi. Ana! Yemek lafını duyunca sevinçten bayıldım andakası. Buyur lan hocam. Oh be, lokantayı bulduk gelin. Vay! Çok güzelmiş oğlum lan. Vermiş be abi. Gel gel, masaları birleştirelim. Doze, dayan aslanım. Yetiştik. Geçtim. Ulan inşallah yemekler güzeldir ha. Açlıktan öleceğim lan. Gülüşün oğlum sen. Askeri yemekleriyle meşhurdur. Lezzetlidir, porsiyonları büyüktür. Üstelik beleştir. Benim teyzeoğlu askere 50 kilo gittiydi. Döndüğünde 100 kiloydu. Niye? Yanında arkadaşıyla mı dönmüş? Sallı bu herif ya vallahi. Lan ne yapıyorsun lan? Garson, menü versene be anam. Ne yiyeceksin Doze? Ne varsa. Şşt oğlum, adamlara bakın lan. Dozeri görünce hepsinin iştahı kaçtı. Buranın da servisi ağırmış ha. Garson, öleceğiz açlıktan be abi. Ha, baba menüyü vereceğim mi be? Onu. Ya da menüyü boş ver. Sen yiyecekleri say, biz acilen seçelim. Merhaba. Abi. Abi değil oğlum bunlar. Ana. Affedersiniz, lavabo ne tarafta acaba? Lavabo yok mu? Peki, kolonyalı mendil var mı? Oho! Oğlum çaktırmayın da, bu garsonlarda hafif bir bölünük var galiba ha. Allah'ım ya, Allah'ım ya, Allah'ım ya. Efendim bir çocuğa benziyor. Evet, ayvayı yedi. Takım çavuşunuz benim. Adım Demir. Soyadım Esbükey. Acıkan ya da yorulan bir insan değilimdir. Ayrıca üşümem ve uyumam. Aha, herif android çıktı. Karşımdakinin de aynen bu şekilde davranmasını isterim. Ayvayı yedik. Acıkandan, üşüyenden, yorulandan ve uyuyandan nefret ederim. Çocuk orijinal bir manyak. Aferin. Efendim? Ne efendim, aferin. Ana,
Ulan şu gelen Bayır Niyazi değil mi lan? Konuşma kendi aranda. Bak! Azul! Kıyt! Üçlük 6. takım 40 mevcutuyla emir ve görüşleriniz arasında kurtarım. Rahat! Askere gelmemek için lise sıralarını Fuzuli yeri işgal edenler bunlar mı? Evet komutanım. Oğlum bunun sesi de aynı lan. Şansa bak. Niyazi Hoca'nın ruh ikizini bulduk. Vay be. Hoş geldin. İnsanlar harbiden çift yaratılıyormuş demek ki. Ya. Bu kaç kişi için geçerli acaba? Ne diyorsun lan? Ana. Oğlum. Olmaz ya. Şu gelene bakın lan. Yok artık. Şşş. Ne bu ya? Olmaz işte böyle bir şey. Şşş. Bu yeni kesmiş lan. Rahat. Günaydın komutanım. Günaydın başçavuş. Bunlar mı? Ben korkuyorum. Evet komutanım. Yazıklar olsun. Oğlum bu ne lan? Şaka falan mı? Bilmiyorum abi. Demek askerden kaçan serseriler sizsiniz. Ne serserisi ya? Tanımadın mı babacığım? Biziz. Babacığım ne demek? Zevzek herif. Çavuş! Bunlara rütbeleri öğretmedin mi? Henüz vakit bulamadım komutanım. Çabuk öğret. Emredersiniz. Bir daha böyle bir labalilik görmek istemiyorum. Emredersiniz komutanım. Baba çok komik olmuşsunuz ha. Yani ne yalan söyleyeyim. Bir ara harbiden yiyorduk ha değil mi lan? Ya büyük adamsın. Adın ne senin asker? Semiramis. Baba dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Semiramis. Şimdi beni iyi dinle çocuğum. Bir daha bana baba demeyeceksin. Komutanım diyeceksin. Bu bir. Bir daha da ben soru sormadan konuşmayacaksın. Bu iki. Anlaşıldı mı? Hey Allah'ım ya. Anlaşıldı mı diyorum asker? Anlaşıldı komutanım. Komutan geliyor komutanım. Oğlum bunlar bizle kafa buluyor. Vallahi bak lan. Bak vallahi diyorum. Sustur ya şunu. Allah'ın adını sustur şunu. Dikkat! Ana! Bak 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 bak. Demek ki bunların hepsi Güdük abinin tezgahıymış. Disiplin problemi olan çocuklar bunlar mı? Doğrudur komutanım. Ay baba büyüksün. Necmi abi. Bravo Necmi abi. Necmi abi. İlk defa bir kenara görüyorlar herhalde ha. Biraz şaşkınlar komutanım. Seni hiç unutmayacağım bak. Aklımı götürdüm. Deliriyordum ya. Necmi abi. Peki adam edebilecek miyiz? Siz hiç merak etmeyin komutanım. Kesinlikle. Ulan bu kadar tezgah var ya helal olsun abi ya. Koyulursa kendi büyük. Öyle olsun. Hadi Allah kolaylık versin o kadar. Sağ olun komutanım. Binbaşı geliyor binbaşım. Birader be, şu çocuğun haline bak. Bir deri bir kemik kaldı be. Nedir lan bu numara? Ben koşmuyorum arkadaşlar. Ercü, oğlum sen olayın farkında değilsin galiba. Bizim nerede olduğumuzu hala anlamadın. Şöyle bir etrafına bak be. Ya kardeşim bunların hepsi setup diyorum sana ya. Kurulmuş bir setup buralar ya. Hangi setup lan? Setup Erener mi? Ya oğlum bir dur be. Ya burada Deli Bedri'den bahsediyoruz arkadaşlar. Ya adamın kıçını kamuya açtık be. İntikam almak için elinden gelen her şeyi yapar bu herif ya. Paraya da kıyar, setup'ı da kurar abi. Güdük Necmi'yi de o mu kiraladı yani? Aynen öyle. Hadi lan, Güdük abi bizi satar mı? Lan oğlum delirmiş lan bu. Tamam olayın biraz tesadüf olduğu doğru ama yani ne demişler? İnsanlar çift yaratılmıştır kardeş. Evet, aynen öyle.
Yani inanması biraz güç ama gördüğünüz gibi herkesin bir ikizi olabiliyormuş demek ki. Ne yani şimdi dünyadaki bütün ikizler bizi mi buldu burada? Onu mu demek istiyorsun bak sen? Bak kardeşim hayat böyle. Deli Bedriler hiç eksik olmaz ki. Evet yarın ha? Öbür gün işe gireceğiz. Orada da bir Deli Bedri çıkacak karşımıza. Ha. Anam o ne? Baş. Abo. Yapsana oğlum bir şey. Merak etmeyin abi. Her şey vatan için. Her şey vatan için. Her şey vatan için. Her şey vatan. Günaydın. Günaydın. Sefer tası çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Nereden aldın? Bilmiyorum babamın. Babanın mı? Yoksa burada mı çalışıyor? Sayılır. Sayılır mı? Asker mi yani? Evet asker. Vay be. İyi kaçmış bu yaşa kadar. Aa, yoksa sen Sabit abinin kızı mısın? Hayır, generalin kızıyım. Hadi ya. Sana bir şey soracağım. Baban ne kadardan beri generallik yapıyor? Ne oldu, niye ki? Yoksa tanışıyor musunuz? Yok canım, nereden tanışacağız? Bu arada benim adım Ceylan. Senin adın ne? Her şey. Her şey? Vatan için. Her şey vatan için. Her şey vatan için, her şey vatan için. Ne oldu lan matkap? Manita neyin nesiymiş Allah sen? Sormayın oğlum. Generalin kızıymış. Ne? Güdük abinin kızı. Ya ne güdük abisi oğlum, ne güdük abisi. Benziyor diyoruz sadece. Orijinal paşaymış adam. Oldu canım. Hı-hı. Hadi bakalım eşek karatası seni. Ye bakalım hadi. Hadi ye, ye. Hadi. Babacığım. Sen misin kızım? Gel, hoş geldin. Öğle yemeğini evde unutmuşsun babacığım, onu getirdim. Niye zahmet ettin evladım? Ben burada karavanadan bir şeyler yerdim güzel. Ay lütfen baba, hayır. Burada yeme diye yapıyorum bu yemekleri herhalde. Ama evladım, askerine güzel yemekler çıkıyor. Olabilir ama senin periğine dikkat etmen lazım. Doktorun ne dediğini unutma. Burada haşlanmış karnabahar, bunda haşlanmış patates, meyve olarak da haşlanmış elma. Tatlı olarak da haşlanmış baklava getirseydin bari kızım. Ya babacığım ya, şeker yasak biliyorsun. Bu doktor da iyice zıvanadan çıktı yani. General olduk, biz personeli bu kadar yasak koymuyoruz canım. Gir. Komutanım. Gel Bedri, aç mısın? Sağ olun komutanım, ben yedim. Peki. Hadi kızım, sen gidebilirsin artık. Teşekkür ederim. Bir şey değil babacığım. Hoşça kal. Güle güle. İyi günler Bedri amca. İyi günler çocuğum. Buyurun komutanım, beni emretmişsiniz. Bedri, karavanda ne var acaba biliyor musun? İnegöl köfte, fırında makarna ve aşure var komutanım. Ayıptır söylemesi. Aşure şahane. Hadi ya. Gir. Müsait misiniz komutanım? Tabii, gel binbaşım. Binbaşım? Binbaşım. Hayırdır? Dosyayı hazırladım komutanım. Genelkurmay'a göndermeden önce size arz etmek istedim. İnadım inat diyorsun yani ha? Estağfurullah komutanım. Benimki inattan ziyade idealist bir yaklaşım. Hatta diyebilirim ki hayatımın amacı. Ne diyeyim? Hayırlı olsun bari. Sağ olun komutanım. Ama sen gene de fazla umutlanma. Çünkü komutanlar bu konuda senin kadar istekli olmayabilir. Ben şansımı yine de denemek istiyorum komutanım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun. Binbaşım. Binbaşım. Bedri, sen ne düşünüyorsun bu proje hakkında? Proje mi? Maalesef bir malumatım yok komutanım. Sehra binbaşı genelkurmaya bir proje sunuyor. Kızların da askere alınmasıyla ilgili. Ne? Ya. Kızlar mı? Kusura bakmayın ama bu saçma sapan bir fikir komutanım. İnsanın tüyleri diken diken oluyor değil mi? Bana şaka yapmıyorsunuz değil mi komutanım? Yok canım, ne şakası? Gördün işte dosyayı hazırlamış. O dosya genelkurmaya gitmese pek daha hayırlı olur gibime geliyor komutanım. Beni bu işe karıştırma binbaşım. Ama çok istiyorsan git kendisiyle konuş, belki vazgeçirirsin. Böylece bu gereksiz macerada başlamadan bitmiş olur. Acil müsaadenizi istiyorum komutanım. Verdim gitti. Oğlum gidiyor bunlar. Ya bana ne abicim, gidiyorlarsa gitsinler ya. Allah Allah, böyle bir şey mi olur ya? Ya ne koşacağız ya? Zaten dönüp dolaşıp gelecekleri yer burası değil mi Allah sen? Doğru. Anam. Şu gelene bakın lan. Kim? Eyvah!
Çok pırpırlı amca geliyor. Durun lan durun, sakın kalkmayın yerinizden. Siz şimdi bu gelen Bayır Niyazi değil mi diyorsunuz? Ha. Bakın maskesini nasıl düşüreceğim, seyredin ya. Ne oluyor burada? Lensimizi kaybettik de onu arıyorduk hocam. Hocam değil evladım, komutanım. Of ya. Nerede? Lens mi? Nasıl bir şey bu? Şöyle küçük yuvarlak, mavi bir şey. Gel. 5 dakikanız var mı binbaşım? Elbette binbaşım. Sizden bir şey rica edecektim binbaşım. Sizi dinliyorum Bedri binbaşım. Şey, bence ya, özetle kızlar askerlik falan yapamaz binbaşım. Subaylık yapabilir mi peki binbaşım? Aynı şey değil ki hanımefendi. Tıkır tıkır işleyen bir ordunun dinamikleriyle oynamanın ne anlamı var yani? Buna siz karar veremezsiniz beyefendi. Lütfen yetkinizi ve haddinizi aşmayınız. Asıl sen haddini aşıyorsun bayan. Ne istiyorsun? Git feminist duygularını başka bir kurumda tatmin et. Burası asker ocağı, ağdacı değil. Özür dilerim. Biraz ileri gittim galiba. Ama sizden rica ediyorum. Lütfen bu projeyi Ankara'ya göndermeyin. Ben de artık çok geç diyorum. Ne? Biraz evvel gönderdim bile. Ne? Sen ne yapmaya çalışıyorsun bayan? Senin maksadın nedir? Garnizon buram buram oje mi koksun istiyorsun? Çorap kokmasından iyidir değil mi? Bak beni sinir etme Zehra. Zehra babandır. Benimle bu şekilde konuşamazsın Bedri. Yoksa ben de sana bediş demeye başlarım. Tamam, özür diliyorum. Kabul edilmedi. Bakın binbaşım, şunu söylemek istiyorum ki kızlar askerlik falan yapamaz. İşte o kadar. Bal gibi yapar binbaşım. Hatta gerekirse erkeklerden daha iyi yaparlar. Beni güldürmeyin binbaşım. İstirham ederim. Demek ağlamakta bu kadar ısrar ediyorsunuz öyle mi? Af buyurun. Ne demek istediniz? Şu demek oluyor ki buyurun şaşı bakın şaşırınız binbaşım. Aman Allah'ım. Ne oluyor orada? Erkekler askerlik yapıyor. Tutun binbaşım. Müsaadenizle. Sanki demin mavi bir şey görür gibi oldum ama hay Allah. Hay Allah. Aman şu gelene bakın gelene. Dikkat! Oğlum kalkmayın lan, alt tarafı gelen babam lan. Ne oluyor be burada? Çocuklar lensini kaybetmiş de onu arıyoruz komutanım. Lens mi? Şerefsiz herifler. Komutanınızı kandırmaya nasıl cüret edersiniz? Çok yorulmuştuk komutanım. Nasıl yani? Ya baba bak süper rol yapıyorsun ha. Semiramis. Kalk bakayım. Ya baba vallahi bak çok uzatıyorsun. Kalk ya. Kalk dedim. Tamam babacığım, ne kızıyorsun, kalkıyoruz ya. Ayıp oluyor ama ha. Bir daha bana babacığım falan demeyeceksin. Rahatsız herif. Bundan böyle izinsiz konuşanlar cezalandırılacaktır. Nasıl yani izinsiz konuşan? Aynen böyle. Diğer arkadaşlarından iki misli fazla koşacaksın. Aman ya Rabbi. Ne oldu buna böyle? Koşmalı sporlarla arası pek iyi değil de o yüzden olabilir komutanım. Şunun haline bak. Aç tartılsa 750 kilo gelir. Kaldırın. Bunun kilosu yasal sınırdan 3-4 misli fazla. Hemen hastaneye sevk edin. Çürüğe ayırsınlar. Emredersiniz komutanım. Götürün bakayım. Komutanım ben gitmesem zayıflarım, söz. Evladım sana bu şekilde eğitim yaptıramam. Çok tehlikeli ve yasak. Götürün. Gel evladım. Hoşça kalın arkadaşlar. Zayıflayabilirsem gelirim. Gel. Güle güle Dozer. Güle güle Dozer. Üzme kendini. Bekleyeceğiz lan seni. Bizi ara lan. Kendine iyi bak Dozer'im. Hızlı kilo verme, dokanır. Öz. Anne. Dayanın beyler. 15. günü de bitirdik. Azı gitti, çoğu kaldı yani, öyle mi? Lan oğlum sen insanın moralini niye bozuyorsun lan? Deve tabanım. Bu askerlik bitmez abicim, ben size söyleyeyim. İnşallah. Sen de kendini iyice bozdun ha psiko. Bir mahsuru mu var? Yok estağfurullah abi. Hani ben durumu fazla ciddiye aldın ya, o bakımdan yani. Askerlik ciddi bir olaydır oğlum. Ne askerliği oğlum, ne askerliği ya? Ya babam binbaşı ayaklarını ağzımızda suçuyor, haberiniz yok ya. Sen de kapa çeneni, çan 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 çan. Çıkartacağım çay kaşığını sonunda ha. Yerinde olsam bir daha pırt bile yapmazdım. Artist, ziyaretçin var. Hadi ya, kimmiş? Sana değil, anda var, yakışıklı olana. Bana mı? He, Nizamiye'de.
Asker abi benim bir ziyaretçim varmış. Ne yapayım? Gördün mü yani, onu soruyorum. Niye ki? Abi sen soruyu hep soruyla mı cevap verirsin? Kim? Sen. Ne zaman? Ne zaman? Manyak mısın hemşerim sen? Yo. Git işine ya. Nereye? Bir bakalım ben kimim? Anne? Hayır, bilemedin. Ceylan. Eyvah, generalin kızı. Şşt, bağırıp durma, yakalanacağız. Babam buraya geldiğimi öğrenirse seni de keser, bana da küser. O zaman gitsene abicim, ne işin var burada? Sana kek yaptım. Nasıl yani kek? Havuçlu. Havuç mu? Bu da senin. Sana fotoğrafımı getirdim. Belki dolabını asmak istersin. Dolabıma mı? Hayır. Ne olur bunu benden isteme. Şşt! Bağırıp durmasana be. Gülümse bakayım. Ha? Senin de bende resmin olsun istedim. Okuldaki kızlara göstereceğim. Seni çok merak ediyorlar aşkım. Aşkım mı? Ne aşkı? Hayatımın aşkı. Hadi! Çık! Uy! Çık! Çık! Sağ ol! Çık! Çık! Çek! Kaldır bunu! Kaldır! Yürü! Hey! Stop! Gel! Kalk! Kalk! Ne yapıyorsun lan? Saygı duyuyorum komutanım. Geç şuraya lan! Lan! Kaç! Lan! Hayda! Yandan matkap. Ver. Şaka çıkamıyor zaten. Yap ya. Ne koşacağız Allah aşkına? Gel buraya! Arzu! Gel buraya! At aşağı! At aşağı! Oh! Bir! İki! Üç! Dört! Beş! Altı! Yedi! Sekiz! Dokuz! On! On bir! On iki! On üç! 14! 15! 16! 17! 18! 19! 20! 21! 22! 23! 24! 25! Ne yapıyorsun lan sen orada? Alo! Ne bak kardeşim ya? Bak önünü konuşsun, kaybol lan! Bak, sana söylüyorum, kaybol! Ankara'dan haber gelmedi galiba binbaşım. Henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap almadım. Belki hala gülüyorlardır. O yüzden verememişlerdir cevabı. Merak etmeyin, yakında gelir Zehra Hanım. O cevap geldiğinde de böyle gülebilecek misiniz acaba? Nedense en çok bunu merak ediyorum Bedri Bey. Aa, sizin sniperlar geliyor. Ne güzel eğleneceğiz şimdi. Siz bakmayın onların böyle etkisiz eleman gibi göründüğüne. Ellerine silah alınca içgüdüsel olarak birden kahramanlaşırlar. Binbaşım, ne de olsa hepsi erkek. Belki de bütün problem budur. Rica ederim, saçmalamayın. Savaşma yeteneği erkeklerin genlerinde var. Neymiş o üç kelime? Gezcik, gözcük, arpa. Yanlış! Evet! Ne yapıyorduk nişan alırken? Göz! Arpacık komutanım! Aferin! Sen! Ben değilim. Sen değil! Sen! Gel buraya! Neymiş? Göz! Arpacık! Aşağıda otur. Niye böyle kalkmıyor mu? Niye böyle tutulmaz mı komutanım? Hayır çocuğum, öyle tutulmaz. Evladım, gene ne yapıyorsun bu tarafa doğru? Çevir! İndireyim mi komutanım? Bırak o silahı psiko! Psikoya dokunma Kenan! Sen bu işe karışma matkap! Ses karışmayın! Bu tarafa doğru duracaksın! Baba! Sen de yat bence. Semir abis, kapa çeneni yavrucuğum. Başlatacağım babandan. Evladım, sen de indir bakayım şunu. Hadi indir bakayım, indirebiliyor musun? İndir. Sakın basma tetiğe, tamam mı? Bu tetiğe mi? Baba! Tamam, basmam. İyi misiniz Bedri Bey? Galiba iyiyim. Giden oğul hiç gelir mi yerine?
Ah evladım yaram indi derine. Hele bakın zalim eserine. Yazdığım mektupları teker teker yırtacakmış. Çektiğim mesajları okumadan atacakmış. Dönüp özür dilersem belki huzur bulacakmış. Aman hiçbir şey bulma canıma minnet. Yavrum hiçbir şey bulma. Deniyor bu çocuk ha. Yazdığım mektupları teker teker yırtacakmış. Asker! Ne yapıyorsun orada? Yoksa sigara mı içiyorsun? Yok komutanım, yakmayacaktım zaten. Ne? Gene mi sen? Anormal herif. Ne yapıyorsun burada? Üzerinize afiyet, nöbet geçiriyorum komutanım. Ya siz? Evladım, nöbet geçirilmez, nöbet tutulur. Hem nöbette sigara içilmez. Gencecik adamsın, sağlığına zararlıdır. İçme şunu. Kim silah verdi senin eline gene? Demir çavuş verdi komutanım. Ama saftarik olduğum için mermileri aldı tabii. Aferin, iyi yapmış. Neyse, bir daha nöbette sigara içmek yok. Anlaşıldı mı? Peki komutanım. İyi geceler çocuğu. Size de komutanım. İyi geceler. Parolayı söyle. Parola mı? Hangi parola? Davlumbaz olan. Tamam işte. Davlumbaz diyoruz. Aa, aferin lan bildiniz. Sakın ateş etme, geliyoruz. Hayret vallahi. Bebe, sana sigara getirdik. Ana, tam zamanında lan, tebrik ederim. Aha, fakat biz burada sigara içemeyiz ki. Binbaşı kızıyor. Bak hala binbaşı diyor ya. Vallahi billahi kızıyor oğlum. Adam daha demin tembihledi ya. Nerede içeceğiz peki? Bilmiyorum abi, burada içmeyelim de. O zaman biz de içeride içeriz. Senin Bedri binbaşın oraya da karışacak değil herhalde. Yok, ona bir şey demedi. Oğlum burada duman altı oturuyoruz lan. Nasıl yapacağız sigaraları? Bende çakmak var olur mu? Ver bakayım, nerede? Al bakayım burada. Galiba cephanelik havaya uçtu. Farkındayım. Yavaş be oğlum ya, yavaş ya. Lan kendinizi de yaktınız, bizi de yaktınız be. Halbuki şurada ne güzel vurdulu kırdılı askerlik yapıyorduk. Anasını satayım. Hadi bunun durumu malum. Peki siz görmediniz mi kapıda eşek kadar cephanelik yazıyor ha? Hakikaten salakmışsınız ha. Ruhi, bir susacaksın mı abicim sen? Allah'ım dayanamayacağım ben artık ya. Dur lan sakin ol. Fazla bir şey kalmadı zaten. Dur bir dur. Dur. Akçı Paşa'nın selamlar beyler. Yeter artık lan. Yeter lan, bıktım lan ben. Bu ne lan bu? Dur Ercü, oğlum sakin ol dur. Tamam, tamam. Dur, bitti sayılır zaten hadi. Nereye bitti lan? Nereye bitti? Siz ne diyorsunuz lan? Patates diyorsunuz. Allah abi, Ercü! Ercü! Bıçak! Lütfen abi sakin ol. Askerliğimizi yakacaksın. Bak biraz önce gördün, binbaşı buralarda dolaşıyor. Abicim ne askerliği? Sen neden bahsediyorsun? Askerlik diye bir şey yok oğlum. Sen ne diyorsun bak? Oğlum o gezen binbaşı benim babam, öpöz babam oğlum. Bak bir korun pekmezin akar bak ha. Tamam sakin ol. Dokunmayın lan bana. Çekil lan elinizi ayağınızı. Elinizi ayağınızı çekil lan. Çek lan sen lan. Dokunmayın lan bana. Anam avradım olsun bunu görüyorsunuz değil mi? Bak yemin ediyorum bak kafanıza geçirir öldürürüm bunu ha. Evet. Sakın arkamdan gelmeyeceksiniz lan benim, tamam mı lan? Tamam tamam Ercü sakin ol. Aslanım da sen nereye gidiyorsun manyak? Nereye mi gidiyorum? Gel buraya gel. Eve! Param. Nereye gideceğim lan manyak? Kendimi öldürtüreceğim lan. Tamam. Sakın arkamdan gelme lan. Sakın lan! Hayırdır hemşerim? Tamam abi. Hepiniz çok güzel oynuyorsunuz.
Vallahi tebrik ederim abi. Yalnız benim okula gitmem lazım. Babama çok selam söylersiniz, tamam? Hadi eyvallah. Baban kim senin be? Kim alacak lan? Deli Bedri işte. Bedri binbaşıyı kastetmiyorsun inşallah. Oğlum binbaşı hikayesi makara kukara. Orijinali Deli Bedri'dir. Ayrıyeten askerliğini onbaşı olarak yapmıştır bu. Ya neyse. Asker, ben kaçmak zorundayım. Babama çok selam söylersin. Benim gittiğimi ona söyle. Hadi eyvallah. Dursana hemşerim, manyak mısın? Ne boksun sen ya? Güzel kardeşim, ne olur bırak gideyim beni be. Ne olur diyorum. Bak bunu kullanmak zorunda bırakmayın beni. Bırak gideyim. Lan oğlum dur. Kızma gidersin. Gel şöyle. Bu uğursuz herifleri mümkün olabildiğince yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutmalıyız. Niyazi başçavuşum. Özellikle bu mutfakta kütüp. Başımıza iş açabilir. Bir cinnet girişimi oldu komutanım. Ne? Kim cinnet geçirmiş? Hani var ya komutanım, Sedam'ın babacığım deyip duruyor. Hayda! Nerede bu çocuk şimdi? Buradayım babacığım. Ama artık gidiyorum yani. Vallahi bak baba. Ya babacığım içime fenalık geldi ya. Ya demek içine fenalık geldi çocuğum. Ya normal değil mi babacığım ya? Kaç gündür buradayız ya? Gayet normal çocuğum. Zaman zaman bizim bile buramıza geldiği oluyor. Değil mi arkadaşlar? Tabii canım. Olmaz mı? Oo! Hem de günde kaç kere? Hayır, bir dakika. Benim anlamadığım başka bir şey var yani. Ya babam, o zaman niye hala uzatıyorsunuz bu mevzuyu ya? Hangi mevzuyu uzattık evladım? Patatesi gördün mü? Askerlik mevzusunu diyorum. Sizce de biraz fazla uzamadı mı yani? Oh, benim neredeyse 30 yıl oluyor. Ne? Semiramis, söyle bakayım, senin asıl derdin nedir? Ya baba, ne Semiramis'i ya? Ne olur yine başlama ya. Bak ne diyeceğim, sen bana baba deme, ben de sana Semiramis demeyeyim. He? Ne dersin, anlaştık mı? Hayda! Ya baba, güldüğüme bakma, ne oluyor ya? Vallahi korkmaya başladım ben artık ha. Vah. Yazık. İyice gitmiş bu. Hastaneye gönderelim. Bir de Yusuf Yarbay baksın. Bakalım ne diyecek. Bak. Şimdi ayıp ettin Necmi Hoca. Ne gibi yavrucuğum? Delikanlının sinirleri bozulmuş komutanım. Kendisini Yusuf Yarbay'ıma götürüyorum. Ha, anlaşıldı. Vah yavrum vah. Geçmiş olsun. Sana da helal olsun be Necmi Hoca. Galaksiniz hayırlı ve uğurlu olsun Güdük Paşam. Güdük mü? Yani kısa boylu anlamında. Anlaşıldı. Gel oğlum gel. Seni doktor amcana götürüyorum. Hadi gel. Buyurun. Önden buyurun lütfen. Vah. Allah kimsenin aklını almasın. Sana kötü haberim var Bedri. Bu Zehra binbaşının projesini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum komutanım. Ne oldu? Niye ki? Aklımıza gelen başımıza geldi Bedri. Bir projeyi kabul etmişler. Aman diyeyim. Daha da kötüsü pilot bölge olarak da bizim Tugay'ı seçmişler. Aman diyeyim komutanım. Dur, daha en kötüsünü söylemedim. İlk gönüllü askerler de bugün geliyor. Tam 40 tane kız. Ah! 40 mı dediniz? Evet. Ah! Şimdilik bir takım. Zehra binbaşı karşılamaya gitti. Komutanım eğer izin verirseniz şuraya yığılabilir miyim? Tabii lütfen. Bedri yavrum iyi misin? Bedri. Hayır komutanım. Pek iyi değilim. Gel. Acil bir hastamız var yarbayım. Saldırgan değildir inşallah. Şuraya bak. Bir de kapıya asabiye yazısı yazmışlar. Yemece bunlar, yemece. O ne? Ya vallahi hocam, yemin ediyorum bravo diyorum ya. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Çok büyüksün, çok büyüksün. Demek beni hocana benzettin. Anlıyorum çocuğum. Ya bari insan ismini değiştirirdi hocam ya. En çok da buna hasta oldum ha. Hani böyle sürekli ısrarla devam ettiriyorsunuz ya. İşte gerçekten çok süper bir numaraymış diyorum ben. Albayım, yarbayım, Yusuf'um, hocam. Bak ne diyeceğim, sen de şöyle rahat rahat sohbet edelim biraz ha. Ne dersin? Yusuf amca, ne olur uzatmayalım artık ya. Ya şakaysa da şaka olmaktan çıktı yani. Vallahi diyorum bak ya. Ona lan. Ya Allah'ım ne oluyor böyle kızlar falan ya? Ne oldu be evladım, niye ağlıyorsun şimdi? Ya daha ne olsun, gayipten karı kız görmeye başladım ben ya. Yapma be. Ne zaman görüyorsun bu kızları? Mesela şu an görüyorum. Otobüsten iniyorlar ya. Ya.
Bağ. Evet yavrum. Bazen ben de görüyorum o kızları. Gerçekten mi? Tabii canım. Sonra gözlerimi kapatıyorum. Ona kadar sayıyorum. Bir bakıyorum kızlar yok. Ama hala oradalar. O ne? Aa! Aa! Bu kızlar da nereden çıktı yahu? Yusuf amca sen şimdi bu kızları görüyor musun? Evet görüyorum. Yoksa sen görmüyor musun? Görüyorum canım. Hem de nasıl görüyorum biliyor musun? Komutanım, size gördüğüme sevindim. Ben iyileştim. Sizin daha fazla vaktinizi almayın. Hamdolsun iyiyim inşallah galiba. Umuyorum, sanıyorum. Kaçıyorum komutanım. Hadi eyvallah. Ercüment'ten hala ses seda yok. Lan bu gerçekten delirdi mi yoksa ayak mı yapıyor? Ne ayağı oğlum? Herif harbiden delirdi. Görmüyor musun ya? Al. Ahçı başından sevgilerle. Bu beni kim sevmek lan? Kızlar kızlar. Bıcır bıcır kımıl kımıl karılar geldi. Allah. Ana. Tımarhaneden de kaçmış ruh hastası. Allah Allah. Of be abiciğim ya, of be abiciğim. Kızlar geldi diyorum ya. Geldiler, geldiler. Anlıyor musunuz? Geldiler. Belli, belli. Anlıyoruz Ercüment'ciğim. Anlıyoruz kardeşim. Anlıyoruz. Sakin ol. Hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Of be abiciğim ya. Ya kötü Kenan, bir otobüs dolusu yavrular indi. Bıcır bıcır hepsi. Naynini naynini sallana sallana gittiler. I was gonna smith gold. Din tam tam. And no was kin tam tin. Hannes been a scorpion. Rum fast din. And man is can tam pin. Oğlum, ana yola mı çıkmış? Ne bok yemiş lan bu? Evet, evet, çıkmış. Evet, buyurun bacım. Burada giyiniyorsunuz. Merak etmeyin, kapıda ben varım. Siz rahat rahat soyun. Buyurun. Buyurun bacım. Buyurun. Bir de kapıda ben varım diyor. Sanki tuvalete getirdi. Ama çok da yakışıklıydı değil mi? Aman yiyecek gibi bakıyordu. E dışarıdakiler nasıl bakıyordu sanki? Tabii canım, bu sabit en az bir yıldır buradadır herhalde. Oho! Daha ne sabitler göreceğiz kızlar? Ben söyleyeyim 3000 tane. Ay yazık, Tavşan Adası gibi. Ay ay ay. Allah! Ne oldu ayu? Dediğim kadar var mıymış? Ercü, senden binlerce kez özür diliyorum canım kardeşim benim. Ne diyorsun ya? Kelimeler kifayetsiz mi kalıyor yani? Aynen öyle Matkap. Mükemmel. Hadi inin artık lan. Sıra bizde. Ne? Bizde mi soyunacağız? Yürü git ulan. Ne oluyor burada? Bilmiyorum komutanım. Ne oluyor burada çocuklar? Aa, selam komutanım. Hay Allah. Biz de tam kule yapmıştık. Size göstermeye geliyorduk komutanım. galiba siz de kuleli mezunusunuz değil mi komutanım? Kapa çeneni asker. Dikkat! Allah! Allah! Komutanım, tamam. İnanmayacaksınız ama hiçbir şey görünmüyor. Diyebilirim. Ahlaksız adamlar, haysiyetsiz herifler. İnsanın silah arkadaşını röntgenlediği nerede görülmüştür he? Şerefsiz tospağlar. Estağfurullah komutanım, röntgenleyemedik vallahi. Evet, Zehra abla vaktinden önce çıka geldi. Abla ne demek, gerizekalı. Burada mahalle dizisi mi çekiyoruz? Şerefsiz herifler, gerizekalılar. Dua edin, Zehra binbaşı sizleri mahkemeye vermedi. Ne yani? Şimdi yırttık mı komutanım? Hapisten evet. Ama cezadan asla. Size bugüne kadar gelmiş geçmiş en ağır cezayı vereceğim. Aha şimdi boku yedik gibime geliyor. Şimdi pozisyon olun bakayım. Tam 5 tane şınav çekeceksiniz. Emin misiniz komutanım? Sadece 5 tane mi? Sen kapa çeneni sırık. Şınav vaziyeti alınacak. Al. Kurban olurum lan ben böyle cezaya. Değil mi lan? 5 şınavı vallahi ben bile çekerim ha. Ben bir keresinde 6 tane çektim. Başla. 1
2 3 4 1 1 2 3 4 devam et. 1 2 3 4 devam et. 15 diyecek anlayın sen ya. 2 3 4 1 2 Abicim, adam resmen öldürüyordu bizi vallahi ya. Öldük ki zaten. Bir ara hiç beşlemeyecek zannettim vallahi. Ya oğlum yine insaflı adammış lan. Babam olsaydı hala dörtteydik be abi. Biraz hırpalandık falan ama değdi lan çocuklar. Manitalar o kadar güzeldi ki. Lan pis herif. Kızları sen kestin, cezasını biz çektik. Bugün bana, yarın sana. Hem kızlar kaçmıyor ki. Evet lan, bir düşünsenize beyler. Şu anda 20 metre gerimizde 40 tane kuzu uyuyor lan. Ay yazık. Demek onlar da yorulmuş ha? Konumuz o değil aptal. Ne diyorsunuz lan? Bir ziyaretine gidelim mi arkadaşlarım? Manyaklaşma oğlum, manyaklaşma. Ben 5 tane daha şınav çekemem. Ben çekerim aga. Kötüye kötü. Gerekirse 55 tane daha çekerim. Affedersin ama bok çekersin. Enayiye bak. 54'e gelince binbaşı yine başa döndürecek haberi yok. Ya ne diyorsunuz oğlum? Bir şansımızı deneyelim mi? Oğlum birbirinden güzel 40 tane kızdan bahsediyorum ben burada. Tamam da bu saatte nasıl gireceğiz kız koğuşuna? Kapıda nöbetçi var. Ha. Ha. O zaman mecburen kandıracağız nöbetçiyi demek ki. Kız kılığına falan giremeyiz oğlum, unut sen bu işi. Tamam o zaman biz de subay kılığına gireriz güzelim. Subay mı? İyi de subay kıyafetini nereden bulacağız? Selamın aleyküm. Ben de geçmiş olsuna geldim. Bir şey lazım mı? Bak bende ağrı kesici var, pomat var, kas gevşetici var. Bende her şey var biliyorsunuz yani. Biz de tam senden bahsetmek üzereydik abi. Asker! Ne yapıyorsun burada? Yazık oldu lan, aklı çıktı çocuğun. Ulan yazık be. Ben bunu tanıyorum lan. Nizamiye'deyken beni dışarıya bırakmamıştı. Ümüğünü sıkıp öldürdü. Şimdi bırak dur. Ne yapıyorsun be? Hadi gidelim. Gidelim. Koş! Koş kalk! Kalk 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 kalk! Kalk. Koş! Kalk. Sus sen kalk, 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 kalk. Askere gelen kızlar sizsiniz ha? Evet komutanım. Asker? Adın neydi yavrum senin? Tankçer Melisa Toros Mersin Emret komutanım. Melisa, telefon numaran kaç? Pardon? Telefon numaran kaç dedim asker? 533 231 66 66 komutanım. Aferin. Senin adın ne yavrum? Tankçer Esra Sezer Ankara Emret komutanım. Ya güzelmiş. Peki burcunuz? Balık komutanım. Harbi mi? Benim de. Balık mı? Ay inanmıyorum, benim de. Efendim? Yükseleniniz ne komutanım? Yükselenim neden benim ya. Çocuklar. Demek adın Arzu. Evet komutanım. Peki şu şarkıyı biliyor musun? Abinim Arzu kızım. Abinim Arzu kızım. Arzu kızım. Kay! İzin almadan gülme. Bir asker komutanına asla gülmez. Ama komutanımız şaka yaptı komutanım. Olabilir. Yine de izin almadan gülme. Bağırma kızcağız lan. Hayda. Ne olmuş burada böyle ya? Dönem emekli olmayabilir. En başlasın.
yerde. Yerde sürünme. Bu zinciri nasıl bu kadar rahatlıkla çevirebiliyorum biliyor musun? Eyvah, 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 eyvah. Eyvah. Ya mesela şu bizim Bedri var ya, Bedri. Babam olacak yaşta, hala binbaşı. Bak şimdi, koparıyorum. Oh. Aa, inanmıyorum. Yok yok, şaka şaka. Ay pis şey. İlk gördüğümde ben de inanmamıştım. Ay canım, saf bu ya. Vur bakayım bana. Efendim? Vur. Bak, bileği böyle tutup çevirdin mi, çıt diye kırılır. Ay. Ne oldu? Ay. Canım acıdı. Yok öyle askerlikte canım acıdı, manım acıdı falan. Taksim'de bulundun mu hiç? Yok, ben İzmir'deyim. Ya, güzel. Hangi takım taraftarısın peki? Galatasaray. Ne? Ben de. Ya. Tabii ya, ne sandın? Neredeler? Kuzco, şunu teftiş ediyorlar komutanım. Kaç kişilik bir heyet bu? 6 kişi sayabildim komutanım. Biri karacı, diğeri havacı olmak üzere 2 general. Bir amiral, 2 SAS komandosu ve bir de bando şef var komutanım. Bu ne biçim heyetmiş böyle ya? Bir tane daha geldi ya. Şişt, ne oluyor burada? Nedir bu haliniz? Ha? Bu ne rezalet? Asker ocağında bu ne cıvıklık? Yoksa siz kendinizi hala okulda mı zannediyorsunuz? Yok. Ha? Şahsen ben zannetmiyorum. Galiba askerdeyiz. Değil mi arkadaşlar? Bu üniformaların nereden ve nasıl temin ettikleri bulunsun ve derhal gereği yapılsın. Emredersiniz komutanım. Bu olacak şey mi ya? Olacak şey mi? Ben hayatımda böyle bir rezalet görmedim. Ayrıca bir daha da görmek istemiyorum. Ona göre lütfen herkes ayağını denk alsın. İşte o kadar. Ben suçlulara gereken cezayı verdim komutanım. Bir daha böyle bir şeyi cesaret edeceklerini sanmıyorum. Tabii teşvik veya tahrik edilmedikleri sürece. Cevap verebilir miyim komutanım? Evet, lütfen. Kızların kimseyi teşvik ya da tahrik ettiği yok binbaşım. Lütfen erkeklerin suçunu kızların üzerine atmaya çalışmayın. Ben de cevap verebilir miyim komutanım? Ver, ver. Ben kimsenin suçunu kimseye yüklemiyorum hanımefendi. Ama şunu unutmayın ki binlerce erkeğin arasına 40 tane genç kızı şuursuzca konuşlandırırsanız olacak vukuatlardan da siz sorumlusunuz. Bilmem anlatabildim mi? Şu cümlenizden anladığım tek şey siz bir kadın düşmanısınız beyefendi. Yanlış anlamışsınız efendim. Ben kadınları severim ama sadece askeri bölge dışında. O zaman gidin, sevin efendim. Müsaadenizle komutanım. Tabii, buyurun binbaşım. Özür dilerim komutanım. Böyle gereksiz bir polemiğe şahit olmanızı istemezdim. Birbirimize karşı nedir bu sohbetiniz Bedri? Çok çabuk geriliyorsunuz. Yani ateşte baruzluk gibisiniz adeta. Benim bilmediğim bir husumetiniz mi vardır, nedir? Pek husumet sayılmaz komutanım. Eski bir hikaye. Hikaye mi? Ne kadar eski? Çok eski komutanım. Harp okulu yıllarından kalma. Bak istemiyorsan anlatmak zorunda değilsin. Mühim değil komutanım. Zaten anlatacak fazla bir şey yok. Kendisiyle harp okulundan sınıf arkadaşıyız. Hepsi bu. Ha, eski bir aşk hikayesi yani. Tam olarak aşk hikayesi denemez komutanım. Sanıyorum tek taraflı bir şeydi. Yapma ya. Otur bakayım şöyle. Sağ olun komutanım. Ben ona ayıptır söylemesi, konuşma teklif etmiştim komutanım. Ne dedi peki? Kabul etmedi mi? Bilmiyorum komutanım. Olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi kendisi. Ya, demek o yüzden ikiniz de hiç evlenmediniz ha? Zehra binbaşının mazeretini bilemem tabii. Ama bu dediğiniz benim için fazlasıyla geçerli olabilir komutanım. Ya. Hala seviyor musun peki? Her neyse. Bu arada senin hasbi tembeller ne yapıyor? Tank eğitimindeler komutanım. Ay,
Umarım bir sakatlık çıkarmazlar. İnşallah komutanım. O ne ya? Ne oluyoruz ya? Komutanım yere yatalım isterseniz. Bence de. Eyvah Süheyla! Süheyla mı? Komutanım! Komutanım iyi misiniz? Bunları iyi korumak lazım Bedri. Az kaldı bunlardan. Nerede lan bu imdeler? Hangileri? Evladım delirdin mi yavrum? Niye ateş ediyorsun be? Ateş etmiyordum vallahi komutanım. Kapıyı açmaya çalışıyordum. Bravo be! Be! Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur. Ya ne bileyim komutanım, sabahtan beri bunu arıyorum ben. Bana bak. Şşş. Dikkat! Ne oluyor burada? Hey! Mühim bir şey değil komutanım. Yanlışlıkla ateş ettim de onu konuşuyorduk. Ruhi! Gene mi sen aptal manyak? Evet komutanım, benim. Hayda! Yine çalışmaya başladı bu ya. Sakin ol. Önce durdur şu aleti. Nereden durduruluyor bilmiyorum ki komutanım. Sağ tarafta bir kol göreceksin. Oh! Evet görüyorum. Sol tarafımda da bir tane var. Salak! Onlar kendi kolların. Ben metal olanı diyorum. Yani sağ taraftaki. Oh! Burada bir şeyler var. Buldum galiba komutanım. Bu mu? Onu... Bozuk galiba komutanım. Aa, nereye gittiniz be? Neredesiniz oğlum ya? Bu kızlara da iyice gıcık olmaya başladım ha. Ben zaten gıcık oluyordum ki. Evet. İleri derecede meymenetsiz tipler. Bak, şimdi ben de o yüz olmaya başladım. Aslında iyi kızlar be, ha? Ulan amman açar kaldık be. Kızların bile manitaları geldi lan. Merak etme anam. Geldikleri gibi giderler. Şu halimize bakın ya. Ya insanın bir tane bile seven olmaz mı lan? Üstelik bir de 40 kişiyiz ha. Düşün yani. Aha. Şeref kuru lan. Ne diyorsun oğlum? Gördün mü lan? Al sana hakiki Bedri işte. Hangi yüzle gelmiş lan bu buraya? Seni! Hayırsızlar! Niye aramadınız lan aylardır? He! Ulan çereteler sizi! Ben geldim! Ne demeye geldin buraya? Dalga mı geçiyorsun sen bizle? Dur be Erci! Bir dur be! Ya sende hiç vicdan yok mu be? Var tabii. Olmaz mı? Ben neler çekiyorum aylardır siz biliyor musunuz? Kolay mı sanıyorsunuz yalnız başına bir okulda kalmak? Ne tadım kaldı, ne tuzum kaldı? Çekil bakayım şimdi, çekil bakayım. Çekil. Anladım ama biraz geç anladım. Çocuklar, ben buraya sizlerden özür dilemeye geldim. Ben gerçekten... Gerçekten çok büyük bir eşeklik etmişim. Ya, hıyarım ben. Hıyar. Tamam.
Tamam Bedri'cim. Üzülme artık. Olan olmuş bir kere. Evet oğlum, yapmayayım böyle. Oğlum adam çok üzgün lan. Ercü gel desen otur şuraya, hadi. Gel. Ercü, oğlum, babanı affedebilecek misin? Affet yavrum ya, babandır ya. Evet, evet. Girmeyin baba oğul arasına, girmeyin. Oğlum. Oğlum. Baba. Alın, alın sizi de ağzınız tatlansın oğlum. Ah. Dikkat! Vay be, yakışıklı adammış. Komutanınız mı? Evet, komutanımız. Top, Tarahan, Bahale. Ne yapıyorsun abi? Ziyaretçin var içeride. Eyvah, gene mi ya? O kızı gitme lan. Kız üşenmemiş, buraya gelmiş seni görmek için. Seni çok özledim aşkım. Hadi ya. Sen de beni özledin mi? Şey, tabii. Sahi mi? Ne kadar özledin? Ne kadar mı? Bilmem, ölçmek hiç aklıma gelmedi. Yapma. Allah'ım, gözlerin ne kadar güzel. Keşke birini alıp eve götürebilseydim. Dur yapma ne olur, gözünü seveyim. Korkma aşkım, lafın gelişi söyledim. Hem senin gözlerin kirpiklerinin altında güzel. Tamam, sağ ol. Senin de. Hadi git artık ne olur. Bak şimdi yakalanacağız birilerine. Peki sevgilim, gideceğim. Ama üzülme, tekrar geleceğim. Tamam mı? Tamam, ama acele etme, tamam mı? Hadi görüşürüz. Hayatım, bir şey unuttum. Öyle hayatımlı hayatımlı konuşma, hayatım. Tamam aşkım, konuşma. Bu ne? Sana yemek yaptım. Hay Allah, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hadi ben kaçtım. Öptüm. Bugünlük asayiş berkemel çok şükür ha. Bana bir emriniz var mı komutanım? Var evladım. Biliyorsun iki gün sonra tatbikat başlayacak. Aman dikkatli olalım, herhangi bir yanlışla bir aksaklığa mahal vermeyelim. Siz hiç merak etmeyin komutanım. Eğitimleriyle bizzat ben kendim ilgileneceğim. Herhangi bir şey olmayacak, her şey kontrol altında. Ah, ne güzel sefertası. Nereden aldın? Bilmiyorum komutanım. Babamın. Bende de bu sefertasının aynından var. Kolili'de öğrenciyken Sultanahmet'ten almıştım. İndir kolunu evladım. Sefertası yanağına yapışacak. Emredersiniz komutanım. Dün akşam bizi de karnıyarık vardı. Mücver, tesadüfe bak ya. Kemal Paşa. Bunlar iyice tehlikeli olmaya başladılar ha. Yok be oğlum. Bakma sen bunların Jackie Chan gibi davrandın Allah sen. Gerçek kavgada işler değişir değil mi Psiko? Tabii canım. Alt tarafı bunlar bayan. Bunlara bir kodun mu anında uçar. Kırmızı kuvvetler pozisyonunu aldı komutanım. Tamam, aferin.
Şunu iyi bilmeni isterim ki binbaşım, eğer senin kızlar bu işte başarırsa... Mavi kuvvetler pozisyonu aldı. Biz hazırız komutanım. Tamam evladım. Ne diyordum? Ha, senin kızlar bu işi başarırsa raporum çok olumlu olacak binbaşım. Bilmeni isterim. Sağ olun komutanım. Sen de bil Bedri. Emredersiniz. Hadi bakalım. Başlayalım artık. Cümlenize başarılar. Sağ olun komutanım. Sağ olun. Binbaşım. Binbaşım. Dikkat. Ya Demir abi. Hı? Ya elini korkak alıştırma ya. Bol bol sürsene şundan. Saçmalama lan psikopat. Kolonya mı bu? Aa, bir çalı geliyor. Bakayım. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız komutanım. Tut bakayım şunu. Hepiniz etrafımda toparlanın şöyle. Emredersiniz. Gelin çabuk. 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 Şimdi beni iyi dinleyin. Biz buradayız. Mavi kuvvetler. Burası da düşman kalesi. Peki burada ne var komutanım? Orada bir bok yok. Gerizekalı. Bir kapa çeneni de beni dinle. Şimdi yapmamız gereken şeyi anlatıyorum. Beni dikkatle dinleyin. İkişer kişilik gruplar halinde araziye böyle yılan gibi dağılıyoruz. Gece karanlığından istifade edip düşman kalesine saldırıyoruz ve kırmızı kuvvetlerin sancağını kapıyoruz. Böylece de kızlar evlerine gitmiş oluyor. Kesin salaklar, yerimizi belli edeceksiniz. Sorusu olan? Hepsi aynı eve mi gidecek komutanım? Evet çocuğum, hepsi aynı eve gidecek. Şimdi beni iyi dinle. Sana en önemli görevi veriyorum. Yemin et. Ekmek Musafcam, oğlum bir dinle. Şurada bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Sen burada, Mavi Kuvvetlerin kalesinde kalacaksın ve... sancağımızı koruyacaksın. Anladın mı? Hayır. Yolcu bir, yolcu bir. Burası hancı bir, tamam. Hancı bir, hancı bir. Burası yolcu bir. Emredin komutanım. Tamam. İşaret fişeğiyle başlıyoruz. Tamam mı? Tamam. Anlaşıldı komutanım. Tamam. Mavi kuvvetler. Efendim? Size güveniyorum. Daha doğrusu güvenmekten başka şansım yok. Ne olur bir sürpriz yapın da yapın şu işi. Kırmızı kuvvetleri bozguna uğratın. Bu yaştan sonra 3 tane kız çocuğuna madara olmayayım, gözünüzü seveyim. Söz. İşte başlıyor. Ne güzel. Hadi aslanlarım, size güveniyorum. Gösterin kendinizi. Kadınlara ölüm yok! Oha! Oha! O kadar da demedik. Manyak herif. Sakin ol. Burada bir komutan var. Demek ki emirleri de ben veriyorum. Hücum! Allah! 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 Yavaş lan! Oğlum parma yakalanacağız! Allah! 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 Yavaş Allah! Allah Allah. Demek ki neymiş? Daha sakin taarruz etmek gerekiyormuş. Değil mi? Duyar herif! Senin yüzünden ilk defa esir düştüm ya. Halime bak. Ama benim öğrencim. Ben eğittim. Aferin asker, aferin. Konuşmayın. Yürü, yürü hadi. Abi niye böyle gidiyoruz ya? Görünmemek için salak, hiçbir film izlemedim. Of, gören gene görüyordur be abi. Manyaklaşma oğlum, ben bile kendimi görmüyorum. Kim görecek Allah'ını seversen? Kalk kalk, kalk hadi. Kalk, kalk. Selam ya. Ne haber? Ne zaman başlayacak bu nane? Kalk kalk kalk, hadi. Hadi kalk, yürü. Ya sen birden vahşileştin, 2 dakika konuşamaz mıyız ya? Yürü, bir şey... yürü dışarı ama, bak. Usta, herkes kendi manitasını esir alacak ona göre ha. Tamam lan, anlaştık.
Lan matkap, bu esirleri hemen teslim etmek zorunda mıyız acaba lan? Ne oluyor lan? Hı? Allah büyüksün ya Rabbi. Ulan Ercü anında çarpıldın ha. Oğlum güleceğini kurtarsana lan beni. Oğlum dur lan, çok komik görünüyorsun. Birazdan tadını çıkarayım. Aha. Eller yukarı. Sen de eller aşağı. Sakın bir numara yapmaya kalkma. Kimsin lan sen? Kim o? Oradaki kim? Allah! Peki oradaki kim? Dur! Sana söylüyorum! Dur! Parola! Kim var orada? Parola! Demir abi, sen misin abicim? Demir abi! Dur! Dur parola! Dur! 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 Bir durun ya! Bir durun Allah aşkına, bir durun! Durun ya! Dur! Dur! Ruhi! Ruhi! Ah! Arzucan! Ben de düşman sandıydım ha. Ayıptır söylemesi, az kalsın korkudan geberip gidiyordum. Aslında biz de düşman sayılırız. Sizin sancağı almaya geldik. Sahi mi? Madem o kadar istiyorsun, al senin olsun. Komutanın kız mısın? Yok canım, bir şey demez o. Hem sancağı kimse almasın dedi. Sen vermeyeceksin demedi ki. Öncü bir, öncü bir. Burası yolcu bir. Koordinatları ver, tamam. Öncü bir, cevap ver. Demir, neredesiniz evladım? Cevap versenize. Öncü bir, öncü iki, yüzcü dört, gözcü beş. Lan biriniz cevap versenize lan. Eşek herifler, neredesiniz lan? Tamam. Hepsi yakalandı binbaşım, tamam. Nasıl yani? Hepsi yakalandı mı? Tamam. Kız kıvrak yakalandılar binbaşım. Tamam. Kız kıvrak mı? Zehroş? Efendim, Bediş. Tüh be. Ne diyorsun binbaşım? Eller yukarı diyorum binbaşım. Ayıp oluyor ama. Dürtmeyelim ya. Kızlar çok sevinecekler. Yürü! Ay. Yürü. Tamam Zehra Hanım. Kırmızı kuvvetler kazandı gibi görünüyor komutanım. Bedir binbaşı nerede? Doğru işte o. O bak. Tamam evladım. Artık indirebilirsin kollarını. Tatbikat bitti. Bu bir rezalet değil mi komutanım? Yok canım, estağfurullah. Neticede kazananlar da bizim askerlerimiz. Tebrik ediyorum binbaşım. Sağ olun komutanım. Rica ederim. Hak etmişsindir. Hayatta herkes hak ettiğini yaşıyor. Değil mi komutanım? Tamam Bedri. Sen de artık bu kadar büyütme be evladım. Alt tarafı bir tatbikat. Hem kaybetmesini de bilmek lazım değil mi? Ama kazanmayı bilmek de ayrı bir marifet. Değil mi? Amma madara olduk birader be. Gerizekalı, sancağı kıza hediye ettin değil mi? He? Evet ama bak göbek atıyorlar, ne güzel seyrediyoruz Kenan abi. Gurur duyuyorum. Fırsat verildiğinde kadınların neler yapabileceğini herkese gösterdiniz. Azminiz ve gayretiniz için teşekkür ederim.
Biz bir şey yapmadık aslında komutanım. Rakip zayıftı. Sakın erkeklerle dalga geçmeyin. Zaten yeteri kadar rezil oldular. Neyse, hadi siz devam edin. Ama bu saatten sonra müziği artık fazla açmayın. Emredersiniz. İyi geceler. Aa, ne oluyor orada? Hop geldi kral. Kaçma. Eşek herifler. Mitrayöz. Uyan bakayım. Kış. Ne oluyor lan? Ziyaretçin var. Yine mi ya? Of, yine mi ya? Ulan senin vallahi aşktan maçtan anladığın yok ya. G100. Kalk kalk. Kalk kalk. Aşk dersi verene bak. Sabahın köründe ne işin var Ceylan? Aşkım yeni öğrendim, çok üzüldüm. Dur tamam sakin ol ağlama. Niye üzülüyorsun ki? Alt tarafı bir tatbikat. Herhalde başarısız olduk diye bizi sürgüne göndermeyecekler. Ne sürgün aptal, dağıtıma gidiyorsun. Sevgilim ben sensiz ne yapacağım? Hasretine nasıl dayanacağım? Bir saniye, bir saniye. Ne dedin sen? Yoksa benim yok mu aşkım? Neden haberim yok mu aşkım? Fidaye'ye gideceğinden. Güç. Ah ya. Kadir Özüpek. Burada. Ceyhan Adana. Kenan Eşme. Burada. Bosna Herzegova. Herzegova mı? Eva mı? Bayri Kaptanoğlu. Burada. Mamak Ankara. Numan Uslu. Burada. Hakkari Çukurca. Oh be. Askerlik şimdi başlıyor oğlum. Dur be oğlum ya. Sevindiğin şeye bak be. Benimkini söylesene Sabit abi. Söyleyeyim be gülüm. Ayıp ettin ya. Nerede lan bu? Oo, Afganistan çıktı lan Afganistan. Af buyur. Abi ne diyorsun sen? Şaka mı yapıyorsun ya? Bana neresi çıktı acaba? Söyleyeyim. Vay lan çok ballısın oğlum. Bodrum'a gidiyorsun oğlum, Bodrum'a. Bodrum mu? Ama ben yüzme bilmem ki. Bir dakika ya, bir dakika. Bir yanlış anlaşılma olmasın yani. Biz istesek aynı yere gidemiyor muyuz Sabit abi? Allah Allah. Tatile mi çıkıyorsunuz oğlum? Dağıtıma gidiyorsunuz. Adı üstünde dağıtım listesi bu. Bizi birbirimizden illa ayıracaksınız yani. Bir arada pek de kullanışlı değilsiniz demek ki ya. Allah Allah. Aferin lan Dursun. Arada bir doğru da söylüyorsun. Biraz vaktiniz var mıydı binbaşım? Tabii. Buyurun binbaşım. Sizi tebrik etmek için gelmiştim Zehra Hanım. Sadece tebrik mi Bedri Bey? Evet. Galiba bir de özür borçluyum. Özür? Hem de siz. Evet. Kızların askerlik yapabileceği konusunda hala ciddi endişelerim var. Fakat tatbikatta gördüm ki bu Türk kızları için geçerli değilmiş. Sizden ve askerlerinizden samimiyetle özür diliyorum binbaşım. Kabul edildi binbaşım. Teşekkür ederim. Müsaadenizle. Tam da buraya alışmıştık be. Merak etme, gittiğimiz yere de alışırız. Keşke hep birlikte gitseydik şu Bodrum'a be. Oğlum, beraber gideceğimizi bilsek Afganistan'a bile razıyım ki. Dikkat! Rahat. Siz çarşı iznine çıkmadınız mı? Hayır, çıkmadık komutanım. Ne o? Yoksa kendi kendinize ceza mı veriyorsunuz? Hayır komutanım. Nasılsa cezayı siz verirsiniz diye düşündük. Korkmayın. Ceza falan yok. Zaten pazartesi günü hepiniz gidiyorsunuz. Biliyoruz komutanım. Zaten o yüzden keyfimiz kaçtı. Planlarımızda ayrılık gayrılık yoktu da. Kaç yıldır arkadaşsınız bakayım siz? 12. 15. Merak etmeyin. Askerden sonra gene bir araya gelirsiniz. Sizi de çok uyuz ettik değil mi komutanım?
kusura bakmayın. Mühim değil Semiramis. En azından artık baba demiyorsun. Yarın gece için bir şeyler düşündünüz mü bari? Yarın gece ne var ki komutanım? Dağıtıma gidenler için eğlence tertip etmişler. Siz de hokkabazlıktan iyi anlarsınız. Yapın bir iki numara da eğlendirin bari arkadaşlarınızı. Vallahi tam bize göre emir verdiniz şimdi komutanım ha. Yüzünüzü kara çıkarmayacağız. Tabii tabii. Görürsem söylerim. Dikkat! Aferin lan. Binbaşı da delikanlı çocukmuş ha. Güzel adam, güzel. Evet lan. Çocuklar, şöyle doğru düzgün bir şey yapalım da gider ayak mutlu olsun adamcağız Allah sen. Biz gidince yeterince mutlu olur o zaten, merak etme. Şş, afacanlar. Gitmeden fotoğraf çekinmek istiyor musunuz lan? Fotoğraf mı? Ne fotoğrafı? Ne fotoğrafı olacak oğlum? Asker fotoğrafı, asker. Çekinelim lan. Doğru. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Hazır. Hazır. Çekiyorum. Nemrud'un kızı yandırdı bizi. Çarptı sille sinir felek misali. Sil yazımızı kurtar bizi. Çarptı sille sinir felek misali. Mevlam gör bizi. Ocağım söndü nasıl bela. Kaç! Dikkat! Büyük Türk ordusunun
kahraman evlatları. Tarih her zaman Türk milletinin ve onun bağrından kopan Türk silahlı kuvvetlerinin en ummadık anlarda bile gerçekleştirdiği parlak zaferleriyle doludur. Bu zaferlerin ardındaki güç, Türk milletinin sarsılmaz maneviyatı ile milli birlik ve beraberlik duygusudur. Bugün onun bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz bu yüce millet bizden yeni bir zafer beklemektedir. Büyük Atatürk'ün gençliğe hitabında söylediği gibi bunun için bir tek şeyi bilmemiz yeterlidir. O da muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğu gerçeğidir. Kahraman evlatlarım, yolumuz ve bahtımız açık olsun. Kaç! Ercü! Matkap! Bir cevap verin lan! Kermit! Neredesiniz oğlum ya? Ne bakınıyorsun hemşerim? Arkadaşlarımı arıyordum da. Manyak mısın? Ne boksun sen? Git yat bir yere hadi. Bebe! Bak Kenan abi. Oh. Lan oğlum bu kadar askerin içinde öpme. Tamam tertip bizden o. Allah. Tamam keyfine bak sen. Arzu canı gördün mü? Gördüm. Allah! Yürü lan yürü. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Ziyarete gelen o arkadaş manitan mıydı? Biz nişanlıyız. Askerden sonra evleneceğiz. Hadi ya. Allah kavuştursun. Sağ ol. Seni de. Şişt lan burası. Ah Dursun abi. Bende emanetin var. Ne emaneti? Al bakayım şunu. Hadi bakayım. Kazan mübarek olsun. Sağ ol Dursun abi. Emir gelmeden siperden dışarı fırlamak yok, anlaşıldı mı? Emredersin çavuşum, çavuşum. Ne var? Şunu bilmeni isterim ki senden çok şey öğrendim. İnşallah öyledir. Hakkını helal et Demir abi. Sen de hakkını helal et abicim. Helal olsun psiko. Şişt Ercü, korkuyor musun lan? Altıma sıçıyorum oğlum. Ben de. Korkmayın oğlum. Ölürsek de vatan için öleceğiz işte. Herkese nasip olmaz bu. Ulan o da doğru be. En azından bir boka yarayacağız artık. Aynen öyle. Hadi. Ya oğlum böyle savaşa mı gidilir ya? Ateş destek planı hazır komutanım. Anlaşıldı. Herkes görev yerlerinde mi? Doğru doğru komutanım. Peki anlaşıldı. Bedri. Birazdan başlıyoruz. Anlaşıldı komutanım. Şafak sökmek üzere. Evet. Aynen öyle. Hani yıllar önce bana bir soru sormuştunuz binbaşım. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum binbaşım. Sakıncası yoksa şimdi cevap vermek istiyorum. Dinliyorum binbaşım. Eğer ölmez sağ kalırsak... evet demek istiyorum binbaşım. Teşekkür ederim Zehra Hanım. Çocuklar hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun abi. Helal olsun abi.
Hücum! Sabah sabah. Lan bu babam olacak. Lavuk saçımızı kestiğinden beri kabuslar görmeye başladım Emre. Yat sıbar oğlum, yat sıbar. Daha ikinci ders bile başlamadı. Tamam kardeşim. Kusura bakma, seni de rüyandan ettim. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da kardeşim. Arkadaşlar, benim adım Kıdemli Tankçı Binbaşı Saim Saban. Bundan sonra milli güvenlik derslerine ben gireceğim. Sorusu olan var mı? Hayda. Vallahi sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum komutanım. Bu serseriler bunu hep yapıyor. Geç yatıyorlar herhalde. Hiç yatmıyorlar ki efendim. Bazen mahalleden şikayet bile geliyor. Acaba okulda hayalet mi dolaşıyor diye. Kim bilir nasıl bir uğultu çıkartıyorlarsa. Anladığım kadarıyla bu çocukların çok ciddi bir disiplin problemi var. Sadece disiplin problemi mi efendim? Bunların vicdani, ahlaki, insani problemleri var. Hadi ya. Tabii. Bu yüzden lütfen biraz dikkatli olun efendim. Siz hiç merak buyurmayın beyefendi. Ben buradayım. Zaten sizin askeri dehanıza güveniyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Koş, kalk! Ne oldu ya? Ne oldu yine? O ne? Ya baba, çok adisin sen ya. O ne ya? Allah Allah! Yeter artık ya! Hadi eyvallah! Allah! Allah! Oğlum, çocuklardan biri aşağı uçtu ya. Olsun efendim, üzülmeyin. Kalanlarını da biz atarız. Ha 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 ha
Hahahaha!